Sevgili dostlarım merhabalar. Türkçe mini test serisine cümlenin ögeleriyle devam ediyoruz. 3 tane harika mini testim var. 6'şer soruluk, 8'er soruluk. Birinci testte temel ögeleri ele alacağız. Özne yüklem, özne yüklem uyumu vesaire. İkinci testimizde yardımcı ögeleri ele alacağız dostlar. Üçüncü testimizde de cümlede vurgu, soru cümlelerinde öge bulma, nasıl tamamlanırsa ögeleri şöyle olur tarzındaki sorular. 3 tane harika mini test. Yine açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde PDF'lere ulaşabileceksiniz dostlar. Testleri full yap yapanları şimdiden tebrik ediyorum. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız yorumlar kısmına yazın lütfen. Evet dilerseniz ve hazırsanız soru çözümümüze başlayalım. Birinci teste başlıyorum. Müsaadenizle hemen ekranı sizin için ayarlayayım şöyle. Evet sanırım oldu değil mi? Evet oldu. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısı ile birlikte ver, verilmiştir? Şimdi ara sözler özneyi, nesneyi, tümleşleri açıklayabilir. Bir bakalım. Eymen biz Antalya'dayken doğan bebek tatlı cıvıltılarıyla evi şenlendiriyordu. Şenlendiriyordu yüklem. Şenlendiren kim? Eymen. Yani biz Antalya'dayken doğan bebek. Bak buradaki ara söz özneyi açıklar durumda. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktı. Herhangi birini seçelim. Mesela şuna bir bakalım. Dedemle babam sık sık camiye, Süleymaniye Camii'ne gidiyorlardı. Gidiyorlardı yüklem. Nereye gidiyorlardı? Camiye. Yani Süleymaniye Camii'ne diyerek bak dolaylı tümleci açıklamış. Dikkat. Bizden istediği öznenin açıklamasıydı. O da A şıkkında mevcut. Peki, devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangileri sadece temel ögelerden oluş- sadece temel ögelerden oluşmamıştır. Aman dikkat. Ee, yani özne ve yüklemden oluşmamış farklı ögeler de olacak içinde. Bir bakalım. Karşı çıkılmayan düşünce, eskisinin yenilenmesidir. Eskisinin yenilenmesidir tamlamaları bölmüyorum yüklem. Eskisinin yenilenmesi olan ne? Karşı çıkılmayan düşünce. Özne. Temel ögelerden oluşmuş, eledim. Bu kadarcık basit bir işi yapabilecek gücüm yok. Yok yüklem, yok olan ne? Bu kadar basit bir işi yapabilecek gücüm. Hocam niye tamamını aldık? Nasıl güç? Bu kadar basit bir işi yapabilecek güç. Sıfat tamlaması var burada dostlar, bölmüyoruz. İnsan yaşama ortamının çevrelediği bir varlık değil midir? Yaşama ortamının çevrelediği bir varlık değil midir yüklem? Olmayan kim? İnsan özne değil mi? E hocam niye tamamını aldık? Şimdi bu değiller varsa o bir şeyin değilidir. O bir şeyle beraber alınır. Varlıktır, varlık değildir. Değil ona mutlaka eklenecektir. Bir de nasıl varlık? Yaşama ortamının çevrelediği varlık sıfat tamlamasında bölemeyeceğime göre tamamını aldım. Sürgünde kendini tanımak, yenilemek olanağına kavuştu. Kavuştu yüklem. Kavuşan kim? o. Nerede kavuştu? Sürgünde. Dolaylı tümleç. Neye kavuştu? Kendini tanımak, yenilemek olanağına bir dolaylı tümleç daha. O, Burada bir sürü ögeler var değil mi? Dolayısıyla cevabımız denizli. Ben her sözcüğün aydınlığını taşıyan bir insandım. Nasıl insandım? Her sözcüğün aydınlığını taşıyan bir insandım. Sıfat tamlaması bölmedim. Yüklem kim? Ben. Özne. Özne ve yüklemden oluşmuş. Peki devam edelim. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Yani temel göllerden. Bir bakalım. Her toplumda sanattan anlamayan bir kesim mutlaka vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Her toplumda sanattan anlamayan bir kesim. Nerede vardır? Her toplumda. Şurayı da böleriz gerçi. Dolayısıyla bu gitti. Bir de burada mutlaka var zarf tümleci. O da gitti. Şiirimizin bu büyük ustasının şiirleri yeniden yayımlandı. Nasıl yayımlandı? Yeniden yayımlandı. Bak burada bir zarf tümleci gördüm. Kalanını incelemeye gerek yok hanımca. Geçtim. Kendilerini iştenlikle ortaya koyamayan insanları anlamak zordur. Zordur yüklem. Peki zor zor olan nedir? kendilerini iştenlikle ortaya koymayan insanları anlamak. Özne, özne ve yüklemden oluşmuş, güzel. Ülkemize son 30 yılda eleştiri alanında bir atılım yapıldı. Yapıldı yüklem, nerede yapıldı ülkemizde? Dolay tümleci gördüm şurada, geçtim. Yapıtların iyi ve kötü yönleri bir arada değerlendirilmelidir. Değerlendirilmelidir yüklem. Değerlendirilecek olan ne? Yapıtların iyi ve kötü yönleri, özne. Nasıl değerlendirilmelidir? Bir arada şurada zarf tümlecini gördüm, geçtim. Peki gelelim dördüncü soruya. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz öbeğidir? Yani ne demek hocam bu? Birden fazla sözcükten oluşacak. Peki evlilik yıl dönümlerinde eşine pırlanta yüzük almış. Almış yüklem. Tek sözcük. Sözün bittiği yerde mutluluk resimleriyle çıkacağım karşına çıkacağım yüklem. Tek bir sözcük. Başarılar sabırlı ve disiplinli çalışmayla mümkün olur. Mümkün olmak. Bak isim artı yardımcı eylemle oluşmuş bir birleşik sözcük. Birleşik sözcükler nedir? Bir söz öbeğidir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bayramlaştı yüklem. Geçiniyoruz yüklem. Evet cevabımız Ceyhan olacaktı. Peki gelelim beşinci soruya. Hangisi söylenemez? Bakalım şöyle tamam. Hangisi söylenemez? Bir de gizli özne vardır. Bir zamanlar burada denize girilirdi. Kim girilirdi? Cevap yok. Ne girilirdi? Cevap yok. Bir de gizli özne vardır. Söylenebilir mi dostlar bu? Bir düşünün bakalım. Şimdi gizli özne demek cümlede olmayan özne demektir. Eğer bir cümlenin öznesi yoksa onun gizli öznesi vardır diyemeyiz. Bakın bu cümleye girilirdi. Kim girilirdi? Ne girilirdi? Cevap geliyor mu? gelmiyor. Dolayısıyla bu cümlenin öznesi yok. Edilgen çatılı fiillerde bazen bu duruma rastlanır. Yani sözde özne dahi cümlede olmaz. Dolayısıyla gizli öznesi vardır dememiz mümkün değil. Cümlenin öznesi yok. İki de açıklamalı özne vardır. Oğlum en değerli varlığım Aralık ayında doğacak. Doğacak yüklem. Doğacak olan kim? Oğlum. Yani en değerli varlığım. Ara söz özneyi açıklamış. Üçte sözde özne vardır. Öğretmen gelmeden kopyalar hazırlanmıştı, hazırlanmıştı yüklem. Hazırlanan ne? Kopyalar. E, kopyalar kendi kendine hazırlanmadı değil mi? Sözde öznedir. Dörtte sadece özne ve yüklem vardır. Evimiz toplumsal ilişkilerimizin geleceğini biçimlendiren kurumların beşiğidir toplumsal ilişkilerimizin geleceğini biçimlendiren kurumlar sıfat tamlaması kurumların bir şeyi belirtili ad tamlaması bölemiyorum yüklem ney peki evimiz özne evet Beşte cümle ögesi bulmak mümkün değildir niye cümlenin yüklemi yoksa orada öge bulamazsınız birden karşımıza çıkıveren veren yeşillik denizi görmeliydin mesela dememiş yüklem vermemiş dolayısıyla bu cümlede öge bulmak mümkün değildir Evet sevgili dostlarım. Bu testin son sorusu. Hadi bakalım 6'da 6 yapanlar. Göreyim sizi. Hangisinde özne yüklem uyumu vardır? Şimdi Türkçede özne ile yüklem arasında tekillik çoğulluk bakımından ve kişi bakımından bir de bu belgisizlik bakımından bir uyum söz konusudur. Gelin bir bakalım. Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. Tek yüklem kullanmışım. Bakalım ikisine birden uyuyor mu? Ay bir yandan sar beni olmadı. Bu yüklem birinci cümleye uymadı. Dolayısıyla özne yüklem arasında bir uyumsuzluk var. Hocam, buna yüklem eksikliği de denilir mi? Elbette denilir. Şimdi anlatım bozukluğunda eğer özne eksikliğinden ya da yüklem eksikliğinden bahsediyorsak bu aynı zamanda özne yüklem uyumsuzluğudur. Çok dikkat. Hocam nesne eksikse nesne özne yüklem uyumsuzluğu diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Nesne eksikliği ise nesne eksikliğidir onun adı. Dolaylı tümleş eksikliği ise dolaylı tümleş eksikliğidir. Ama özne ya da yüklem eksikse dostlar onun diğer bir adı da özne yüklem uyumsuzluğudur. Unutmayın. O kurumda eğitim görmüş herkes Saygılı şöyle. Herkes saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır. Haydi, lerekine ne gerek var şimdi? Eğer belgisiz zamirler çoğulluk ifade eden belgisiz zamirler özne ise kazanmışlardır olmaz kazanmıştır. Oradaki lereki fazla olur. Tekillik çoğulluk bakımından bir uyumsuzluk var. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben, bir de o yaşlı adam kalmıştı. Özne eğer birden fazla kişi ise onu tek sözcükle karşıla demiştik. Bir ben bir de yaşlı adam. Yani ben ve o. Yani biz. Biz sözcüğünü getir yüklemi kontrol et. Biz kalmıştı oluyor mu? Olmadı. Burada da kişi uyumsuzluğu söz konusu. O akşam ben kendi odama Fatma da kendi odasına çekilmişti. O akşam ben kendi odama çekilmiştim demesi lazım değil mi? Bu yüklem buraya uymadı. Yüklem eksikliği diyebilirsiniz. Özne yüklem uyumsuzluğudur da aynı zamanda. Hocam şöyle düzeltilebilir mi? O akşam ben kendi odama Fatma da kendi odasına çekilmiştik. Hah e o zaman olur. Ben ve o yani biz çekilmiştik tabii ki. Hatırlarsan geçen sene bugünlerde sen ben ve kardeşim denize giriyorduk. Sen, ben ve kardeşim yani biz. Biz giriyorduk. Eyvallah tamamdır. Burada uyumsuzluk yok. Birinci testimiz bitti. 6'da 6 yapanlar. Tebrik ederim. Gelelim ikinci testimize. İkinci test değerli dostlarım. yardımcı ögelerle, öge bölmeyle vesaire bununla alakalı. Hadi başlayalım. Ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır. Lütfen tamlamalar, söz deyimler, fiilimsi grupları, hele fiilimsiler. Lütfen dikkat. Fiilimsiler mutlaka fiilimsi grubu oluşturuyor. Aman deyim dikkat. Büyük manolya, ha, ögeleri ayırmada bir yanlışlık arayacağız. Tamam. Büyük manolya tüm sokağı mis gibi kokutuyordu bahar geldiğinde. Burada bir sıkıntı göremedim. Sofaya serili olan bu halıcık renk ve desenleriyle Evde bulunan herkesin ilgisini çekiyordu. Bak şurayı bir açıklayayım size. İlgisini çekmek birleşik fiil. Tabii birleşik yapılı eylem. İlgisini çekmek bölemedim. Peki şurayı niye aldım? Herkesin ilgisi. Bu da tamlama kurdu. Evde bulunan herkes diyerek burada da bir sıfat tamlaması var. Dolayısıyla tamamı alınacak. Bilginin bilincin ışığından yoksun bir insanda saygıyı aramak boşunadır. Boşunadır yüklem. Boşuna olan ne? bilginin bilincin ışığından yoksun bir insanda saygıyı aramak. Bak, aramak fiilimsi grup oluşturmuş. Neyi aramak? Saygıyı aramak. Kimde aramak? Insanda aramak. Dikkat et. Bunların hepsi yan cümlenin ögeleridir ve burası böyle bir bütün olarak alınmalıdır. Doğru. Bakışları, sözleri, davranışlarıyla hiçbirimize güvenmediğini belli ederdi. Belli ederdi yüklem. Nasıl belli ederdi? Şunla. Neyi belli ederdi? Aha bunu. Tamam gelip geçenlerin savurduğu kumlar altında. Bak dikkat nasıl kumlar gelip geçenlerin savurduğu kumlar altında kitap okumaya çalışmaktan nefret ederim. Abicim şurayı bölmeyecektin. Bölmeyecektin hata yaptın. Evet cevabımız Edirne. Peki devam ediyorum. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı diğerlerinden azdır? E tek tek sayacağız dostlar. Yaşamdan çok şey beklediğinizde yaşam size hiçbir şey vermez. Vermez yüklem. Vermeyen ne? Yaşam. Kime? Size. Ne vermez? Hiçbir şey. Ne zaman vermez? Yaşamdan çok şey beklediğinizde. Bir sürü öge var değil mi? Adlarını yazmaya gerek var mı? Gerek yok bence. 1 2 3 4 5 tane ögesi var. Duygularına seslenen çalışmalar olduğunda bu ona zayıflık gibi geliyor. Geliyor yüklem. Gelen ne? Ee, pardon. ha. Gelen ne? Bu özne. Nasıl geliyor? Zayıflık gibi geliyor. Kime geliyor? Ona geliyor. Ne zaman geliyor? Duygularına seslenen çalışmalar olduğunda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 öge var. Ülkemizde çocuk yetiştirmek herkes için belli bir yeterliliği gerektiren ciddi bir iş olmuştur. Olmuştur yüklem. Olan ne? Ülkemizde çocuk yetiştirmek. Tamam özne. Ne olmuştur? Herkes için belli bir yeterliliği gerektiren ciddi bir iş olmuştur. Evet. Üç tane öge var. Eğitimle biçimlenen insan artık kimliğini kişiliğini bulan bir birey olur. Artık kimliğini ve kişiliğini bulan bir birey olur. Olur yüklem olan kim? Bu özne. Ee, ne olur? Eğitimle biçimlenen insan. Bir dakika bir yanlışlık yaptık olur yüklem ha olan ne eğitimle biçimlenen insan özne ne olur artık kimliğini kişiliğini bulan birey olur nesne yine üç öge oldu Cemal Süreya tamamen alışılmamış derinliği olan bir sanatçıdır tamamen alışılamamış derinliği olan bir sanatçı olan kim Cemal Süreya özne iki ögeden oluşmuş dolayısıyla en az öge sayısı burada peki geliyorum üçüncü soruya Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı nesneden oluşmuştur? Evet. Eğer cevap yoksa o cevabı siz vereceksiniz ama cevap verilmişse eksik cevapları mutlaka tamamlayın. Daha rahat bulursunuz. Ne demek istiyorum? Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir mi? Elde edebilir yüklem. Zaten tamamlanmış. Bir sürü başvuran var. Bu iş için kaç kişi alınacak? 10 kişi alınacak. Alınacak yüklem alınacak olan ne? 10 kişi özne geçtim biz ne arıyoruz nesne ne zaman geleceğini kimden öğreneceğiz acaba görevliden öğreneceksiniz öğreneceksiniz yüklem kimden görevliden dolaylı tümleç doğum gününde ona ne almayı düşünüyorsun güzel bir broş almayı düşünüyorum düşünüyorum yüklem düşünen kim ben ne düşünüyorum güzel bir broş almayı evet bakın nesne Kreşteki çocuklardan kaç hastalanmış? 5'i hastalanmış. Hastalanmış yüklem. Hastalanan kim? 5'i özne. Evet. Böyle cevap verilirse lütfen o cevapları tamamlayın. Ne olduğu kolaylıkla ortaya çıkacaktır dostlar. Peki gelelim dördüncü soruya. Evet. Şöyle tamamdır herhalde. Bu cümlelerde aşağıdaki hangi ögeyi buldurmaya yarayan soru sözcüğü yoktur. Askerden dönünce ne iş yapacaksınız? Öğretmenlik yapacağım. Yapacağım yüklem kim ben ne yapacağım öğretmenlik belirtisiz nesne tamamdır. Bu yağmurlu havada buraya nasıl gelmişler? Yürüyerek gelmişler. Gelmişler yüklem nasıl yürüyerek zarf tümleci. Bu planların pardon özür dilerim. Ne planların var önümüzdeki yıl için? Şu planların var var yüklem, var olan ne? Şu planlarım özne. Ben de sizinle tiyatroya gelebilir miyim? Gelebilirsin. Yüklem. Evet. Cevabımız denizli. Peki geliyorum beşinci soruya. Haydi bakalım. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Hemen ögeleri bulalım. Zamanla kitaplığımdan pek çok kitap kayboldu. Kayboldu yüklem. Kaybolan ne? Pek çok kitap. Özne. Nereden kitaplığımdan? DT dolaylı tümleç nasıl kaybolduğu zamanla ZT zarf tümleci. E Dolayısıyla girişinde zarf tümleci olmayan cümleleri hızlıca eğleyebilirsiniz. Mesela gençlik yıllarımda diye başlamış bu olabilir cevap olabilir. Gençlik yıllarımda yayınladığım ilk kitabım eleştirmenlerden tam not aldı. Bir bakalım tam not aldı yüklem. Tam not alan ne? Gençlik yıllarımda yayınladığım ilk kitabım. Ha bak buradaki gençlik yıllarımda zarf tümleci. Yayımladığım yan cümlenin zarf tümlecidir ve bölünmez. Dolayısıyla özneyle başlıyor cümle geçtim. Orhan Veli ile ilgili inceleme yazmaya başladığımda, evet zarf tümleci. Elimde dergilerin notları vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Dergilerin notları özne nerede vardı elimde vardı dolaylı tümleç ne zaman vardı Orhan Veli ile ilgili inceleme yazmaya başladığımda zarf tümleci evet oldu değil mi cevabımız bu o yıllarda bu tür yayınlara genç yazarlar daha çok ilgi gösteriyordu ilgi gösteriyordu yüklem. Nasıl ilgi gösteriyordu? Daha çok bak hemen şurada zarf tümlecini gördüm. Oysa yüklemden hemen önce özne vardı. Geçtim. Papirüste yazdığım bir yazıda, nerede? Papirüste yazdığım bir yazıda dolaylı tümleci olarak e, başlıyor dostlar. Bir bakalım yine de. Papirüste yazdığım bir yazıda beni etkileyen Türk şairlerini de yazmıştım. Yazmıştım. Yüklem nerede yazmıştım? Evet burada doğayı tümleç. Sanatçının malzemesinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilen kim? Hepimiz özne. Neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Nesne nesneyle başlamış. Geçtim. Peki gelelim altıncı soruya. Bu testin son sorusu dostlar. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Her güzel kitap bu bahçeye yeni bir nesne, bir çiçek, minik bir yol veya yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank ekler. Ekler, yükler. Ekleyen ne? Her güzel kitap, özne. Peki ne ekler? Yeni bir nesne, bir çiçek, minik bir yol ve yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank ekler. Nesne. Nereye ekler? Bu bahçeye. DT, dolaylı tümleç. O zaman cevap ne oluyor dostlar? Tabii ki Adana. Evet. İkinci testimizde bitirdik. Geliyorum üçüncü teste. E, hocam 18 dakika oldu. Olsun be kardeşim. Cümlenin ögelerinin bütün alt başlıklarını görüyoruz. Bakın cümlenin ögeleriyle ilgili ne kadar alt başlık varsa hepsini görmüş oluyoruz. Haydi son test. Sıkılma yok. Bitiriyoruz. Hangisinde özne vurgulanmıştır? Değerli dostlarım vurgu neydi? Neydi? Özellikle fiil cümlelerinde yüklemden hemen önceki öge değil mi? İsim cümlelerinde yüklemin kendisi vurgulanmış oluyor ama fiil cümlelerinde yüklemden hemen önceki. Bir bakalım. Ç çocuğuna küçük şeylerden zevk almayı öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur. Olan kim ne? Çocuğuna küçük şeylerden zevk almayı öğreten. E bu özne cümlenin başında. Hemen yüklemden önce olması lazım değil mi? Sağlık duygusunun sadece hastalıkla kazanılacağını söylemişti. Söylemişti. Neyi söylemişti? Kazanılacağını. Bak nesne. Geçtim. Sinema seyircisi seyrettiği insanların yaşamlarını gerçek yaşamlarıyla hep karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Hep. Bak zarf cümleci var yüklemden önce. Geçtim. Yazmak her insanda uyuyan sistemi uyandırmak bakımından çok yararlıdır. Nasıl yararlıdır? Çok yararlıdır. Burada da dikkat edin. Zarf tümleci vurgulanmış. Ahmet Bey ile yeni tanışmış olmamıza karşın aramızda çok ilginç bir sohbet gelişti. Gelişti yüklem. Peki gelişen ne? Çok ilginç bir sohbet özne. Yüklemden hemen önce özne olduğuna göre vurgulanan öge de özne olmuş oldu. Peki ikinci soru. Kim kime ne söyledi? Cümlesindeki sorular aşağıdaki dizelerin hangisinde ögeleri sırasıyla buldurmaya yöneliktir? Kim özne? Kime? DT dolaylı tümleç. Cevap çıktı. Ne? Nesne olacak değil mi? Evet tamamdır. Cevabımız Ceyhan. Peki geliyorum üçüncü soruya. Hangisinde nesne vurgulanmıştır? Evet katıldım ne zaman geç. Zarf tümleci. Geçtim. Bizi aydınlattı. Aydınlattı yüklem. Aydınlatan ne? Bir şey kimi aydınlattı bizi aydınlattı bak yüklemden hemen önce nesne geldiğine göre vurgulanan öge nesne oluyor. Hadi birini seçelim. Şuna bakalım. Bu politikanın sanatçıları sürükleyeceği açmazlar üzerine yöneliyordu. Yöneliyordu yüklem. Neye yöneliyordu? Bu politikanın sanatçıları sürükleyeceği açmazlar üzerine. Dolaylı tümleç. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet, devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir nesne görevindedir? Haydi bakalım. Her şey yerli yerinde duruyordu. Burada belgisiz zamir şu. Yerli yerinde duran ne? Her şey özne. Geçtim. Bu akşam çay bahçesinde kimse yoktu. Yoktu yüklem. Yok olan ne? Kimse özne. Başka da belgisizlik sözcüğü yok. Geçtim. Onların birkaçının çantasına yerleştirdi. Yerleştirdi yüklem. Yerleştiren kim? O. Neyi yerleştirdi? Onların birkaçını birkaç evet belgisiz zamirdir ve cümlede nesne olarak kullanılmış. Peki geliyorum beşinci soruya. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir? Şimdi soru sözcükleri bir kere ek eylem alıyorsa cevap her zaman yüklemdir. İstanbul'dayız yüklem zaten. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik. Tamamlıyorduk değil mi? Nereden? Ankara'dan dolayı tümleç. Cevabımız bu. Kim gelecek? Arkadaşım gelecek. Gelecek olan kim? Arkadaşım özne. Onun adı nedir? Eymen'dir. Evet yüklem. Eymen kimdeymiş? Eyüp'teymiş. Yüklem. Zaten soru sözcükleri ek fiil alıyorsa cevap her zaman yüklem olur. Adam da zaten yüklemle cevap vermiş. Peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? Dolaylı tümleç. Seni kim arıyormuş? Cevap özne olacak değil mi? Kitapların kim değmiş? Evet dolaylı tümleç olabilir. Ama dikkat. Soru sözcüğü ek fiil alırsa kimdeymiş? Soru sözcüğünün hiçbir önemi kalmaz. Cevap her zaman ama her zaman yüklem olur. Yüklem. Kitaplar kimde kalmış dese evet dolaylı dümleç. Ama kimdeymiş artık yüklem. Soru sözcüğü ek fiil alırsa cevap her zaman yüklem. Bugün kimde kalıyorsun? Eyüp'te kalıyorum. Evet dolaylı dümleç. Sen kiminle gidiyorsun? Edat tümleci. Kitapların sahibi kimmiş? Bak ekeyleme aldı yüklem. Peki yedinci soru. Yukarıdaki cümlelerde numaralı sözcüklerden hangisi cümle dışı unsurdur? Cümle dışı unsurlar, bağlaçlar, hitaplar, değil mi? Bir bakalım. Ordular, ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Ordular, hitap ediyorum. Hitaplar, seslenişler cümle ögesi sayılmaz. Peki, değişik bir soru dostlar ve son sorumuz. Haydi bakalım. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki cümlenin ögesidir? Acayip bir soru. Al göğüslü morgagalı çelimsiz bir kuş havalanı verdi. Kaç yaşında olduğu bilinmez kökler ağacının yeşil çimlere yakın dalları üstünden. Bak havalanı verdi yüklem. Havalanı veren ne? İşte kakalı bir çelimsiz kuş. Peki nereden havalanı verdi? Kaç yaşında olduğu bilinmez kökler ağacının yeşil çimlere yakın dalları üstünden havalanı verdi. Bak dikkat et şu birinci ifade kendisinden önceki cümlenin dolaylı tümleci durumunda. Kendisinden önceki ifadenin ögesi durumunda olan bu. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Evet sevgili dostlarım 8'de 8 yapanlar lütfen belirsin. Böylece cümlenin ile ilgili tüm alt başlıkları görmüş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar.